sen kendi menünü benimle nasıl yarıştırırsın? Kendi menünü nasıl benimle eşit tutarsın? Ya sulu ne tatlı mantar, yenildi. Sulu mantarımızı mı bahsedelim? Benim o kadar güzel yaptığım çorbayla. Hangi güzel yaptığın çorbadan bahsediyorsun ya? Ya senin damak tadına, sizin damak tadınıza uymayabilir yani. Bak, ama şu masada herkes beğenip de ben beğenmeseydim sana sonuna kadar aklı verirdim. Ama hiçbir mi yemeğin hiçbir şekilde kimse tarafından beğenilmedi. Sadece ve sadece yapılan tek yol olması sizinkini beğendiler mi? Sizinkileri sadece beğendiler mi? Sadece Osman Bey erkek dayanışması olarak size puan sizin, verdi. Kimse vermedi. Sizin Ecem Hanım'la yaptığınız dayanışma gibi mi? Ben dayanışma yapmadım. Sen ne gibi bir dayanışma yapıyorsun? Çok beğendi. Kaç gündür Ecem Hanım'ın avukatlığını yapıyorsun burada? Ben avukatlık yapmıyorum. Masanızı sadece çok asil buldum. Çünkü ben de aynı şekilde siyah kullanmışım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de asil buldum. Ben de şık buldum. Ben de mi bir dayanışma içerisinde yemeyeceğim sizin acaba? Deminiz çok bence şık. Bir saniye bak, demin de şunu söyledim. Şimdi bu masada sakil duran, estetiği bozan veya uyumsuz bir parça var mı? Eksik servis, yanlış servis açılmış mı? Evet, belki ondan daha farklı tarzda beklemiş evet olabilirsin ama kendi içerisinde uyumsuz, kötü görünen bir şey var mı yani size masada göz zevkinizi bozan bir şey? Yani göz zevkimi bozan şu an tek şey tabak takımı. Niye? Keşke daha siyahları kullanabileceği bir şu tabak. Şu an programa hakaret ediyor. Kullanabileceği bir tabak takımı seçseydi. Mutlaka evinde vardır, o kadar zengin. Var, siyah beyaz hatta tabak takımları. O zaman getirecektiniz. Sana ne? Sana ne? Allah Allah. Sana ne? Terbiyeli sana ne ya? Böyle sana mi ne ya? Allah Allah. Konuş. Sen ne getirdin bu masaya? Sen diye konuşma. Siz diye konuşacaksınız. Bu masaya ne getirdin? Bana okay. Siz diye. Bu masaya ne getirdiniz? Ecem otur, bağırmayın, bir sakin ol. Sen şimdi daha dün şikayet etmiyor muydun? Siz diyeceksiniz bana. Tamam, şimdi evet. Sana ne, çok sana ne? Yakıştı mı sana? Sinirlenme. Onlar yarışmacı. Senin sinirlerini bozmak için ellerinden geleni yapacaklar. Yapsın, yani yapsın. Sen bu duygularına yenik düşersen oho yapsın. Daha başlangıçta sakin olacaksın sen. Gene sonuçta ev sahibisin. Bence biraz daha sinirlerimize hakim olmaya çalışalım ve eline sağlık diyelim. Neydi başlangıcımız? Mantarlı bolovan. Mantarlı bolovan. Bu neydi yanındaki? Onun kapağı. Onda görüntü olsun diye koydum. Ha, görüntü olsun evet diye koydun. İsteyen de yiyebilir. Evet. Peki. Eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. Güzel. Başlangıcımız Volovan. Bilen, yiyen var mı? Yapan var mı? Leyla, sen yaptın mı daha evvel? Ben yapmadım. İlk kere yapmamışım. Niye? Hiç hoşuma gitmedi. Hazır bir milföyden yaptım. Sen ne yaptın? Tatlının neyden bana yaptın? Sen bana milföy dedin ya, hazır ürün kullandın dedin ya. Sen kendin ne hanımefendi yaptın? Hanımefendi, milföy nasıl yapılıyor? Bana bir anlatır mısın? Şunu, şuna bakar mısın? Milföy hamur, bin kat, hamur, bin hamur kat, bin o kat. O zaman açacaktım. Bin kat, bin o zaman kat, dalga mı geçiyor? Ya da bunu tercih etmeyecektim. Tamam, ben Leyla, ben tabağını. Leyla, nasıl vicdansız olabiliyorsunuz? Siz ne oluyorsun? Yine söyle, öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey yapamazsın. Öyle bir şey yaptığın anda sana sıfırı veririm. Ya ver be. Sana sıfırı veririm. Ecem, Leyla. Geçer misin yerine? Hanımlar. Ben senin evine gelmiş bir misafirim. Bağırıyorum. Lütfen bana, otur. Bana tarihini diyebilecek tek kişi. Hanımlar bir saniye, bir saniye. Ecem, o tabağı oradan alamazsın. Henüz değerlendirme aşamasında. Çok gereksiz bir agresyon görüyorum şu an özellikle ikinizin arasında. Eğer bu şekilde devam edecekseniz ikiniz diyalog kurmayın. Sadece yorumunu yapsın ve geçelim. Olur mu? Olur. Lütfen, sen niye bu kadar sinirlisini anlamadım. Ya Leyla'ya özel bir sinir mi? Bugünden bir gerginliğin var. Siz de bana o gün dediniz. Bin kat, bin siz de bana o gün dediniz. Şey karşılıklı konuşma. Karşılıklı diyalog olmasın. Sinem Hanım, eğer Ecem Hanım'ın avukatlığını yapacaksanız lütfen yanına geçin. Ben şahidim. Yok, yanına geçiyoruz. Ben oturuyorum burada. Ben şahidim, hepimiz Milföy'ün sizi. Anladım Sinem Hanımcığım. Ben size bir şey söyleyebilirim. Yani bir saniye. Bugün sizi anladım. Bütün herkese düşük verdiniz. Bugün eğer Ecem Hanım'a yüksek verirseniz işte bu masada o bu zıngarı ben çıkartacağım. Zaten bugün ben ikisini de şüpheleniyorum. Ben de şüpheleniyorum. Ne şüphesi? Çünkü ikisi birbirini destekliyor. Çok yakınlar. İkisi birbirine bir şey yakınlar. Bir saniye, nasıl yakın ben olabiliyorlar? Ben göstereceğim desteği. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ne demek yakınlar? Nasıl yani, sizden farklı bir araya geldiklerini mi gördünüz? Diyalog içerisine mi girdi? Bizim sürekli yanınızda arkadaşlarımız var. Öyle bir şey var mı Kadir? Tabii ki 24 saat bir arada değiliz ama sadece ben burada olduğum süre içerisinde olduğumuz süre içerisinde bu kadar birbirlerini savunan,
olumsuzluklarına olumlu yanıt veren, birbirlerini sürekli karşı tarafta... Bir şey soracağım, her şeyden önce zaten akrep gibi kendini savunabiliyorken akrebi sen tabii. Neden onu savunuyorsun? Burcun akrep mi? Evet, akrep. Belli oluyor. Akrep gibi ilk günden beri ne hiçbir şeyi beğendi. Ben gibi kendimi niye 6 puan verdi geçen gün? Neye? Osman'a. Çünkü neden bugün kendi günü Osman'ı oynaması? Osman evvelsi gün yarıştı farkındaysan. Çok tamam. Özür diliyorum yemeklerimi çok güzel olduğu için vermiştim. Oynasam size o ayrı onu konuşmuyorum. Verim. Peki Sinem sen nasıl buldun Volovan'ı? Ben çok beğendim. Eline sağlık. İşte yerinde bir yorum. Yani hamur mu? Leyla hamurdan. Yok ben hamur bulmadım. Yani ben de bulmadım. Bence, pişmiş evet, ya. Ya güzelce pişmiş ve ayrılıyor yani. O kadar çatır olmuş ki güzel çatalı bıçağı değdirince hemen ayrılıyor. Hı-hı. Gerçekten çok güzel olmuş ve gerçekten vicdanla böyle kaldım yani. O gün hepimiz biz Leyla Hanım için Mife tatlısı Mife vardı. Hı-hı. Hepimiz dedik ki niye açmadınız dedik. Ecem Hanım şey dedi. Olmayabilir yani 10 kat, 100 kat, 100 evet, kat olan. Evet, ben de hatırlıyorum. Milföy kesinlikle pişmemiş. Milföy'ü kendi yapmamasına takılmıyorum bu arada. Milföy zaten 1000 kat hamurdan oluyor, onu yapamaz. Açık nasıl açsın, onu bekleyemeyiz açmasını evet. Dedi, yanlış hatırlıyorsun. 100 kat dedi. Ertesi gün sonra ne dedin ama? O zaman tercih etmeyecektim Milföy'ü dedin bana tamam, böyle çıkışarak. Tamam Leyla'cığım, gene yükselme desem. İşte, evet Kadir, sendeyiz. Dün benim böreğimi yerken, ben böreğimden gideceğim. Maalesef çorba olmadığı için çorbayı yorumlayamıyoruz. Keşke bir çorba olsaydı. Evet. Bir neden? Şart değil, 50 kere söylüyoruz. Mi? Bir saniye Cem. Biz hep bu programda diyoruz ki istediğiniz şekilde soğuk başlangıçla da başlayabilirsiniz. Salataya da başlayabilirsiniz. Bruschetta'yla da başlayabilirsiniz. Doğru. Bir çiğ köfteciye gittiğinizde, pardon kebap çektiğinizde çiğ köfte başlangıç gelir, kuru dolma gelir, mini lahmacun gelir. İlla çorba mı istersiniz ya da balıkçıya gittiğinizde? İlla çorba olmasın ama madem çorba yapmıyorsun şuraya bir ordövr tabağı çıkart. 5 çeşit bir şey. Sen ne yapayım? Bir tane sadece mantarları doğru sotele. Zaten milföy hazır. Ne yemek var burada? Bir emek yok. Dün siz benim masamda bir tane lütfen lafımı kesmez misin? Peki sen bir bunu bir eleştirir misin? Çok dağılacağız böyle anlaşıldı. Tadı gerçekten olmamış zaten. Neden? Neden? Bir ekşimikli bir tat var. Ekşimikli bir tat geliyor benim ağzıma. Ben beğenmedim. Süzme yoğurt var. Volovan'da süzme yoğurt olur. Süt kreması olur biliyor musunuz? Bilmiyorum. Süzme yoğurdu o yüzden ekşilik oradan geliyor. Ya da sizden de geliyor olabilir. Sen çok biliyorsun da onun için. Leyla lütfen. Benden Leyla. Nasıl gelebilir? Kişisel olarak lütfen yorumlarında kişisel olarak beni tatma. Yemeğini yarıştır sen. Kişiliğini değil. Hadi, tamam. Hadi canım hadi. Olmamış beğenmedim. Peki Osman? Efendim ilk defa böyle bir isim duyuyorum ve yiyorum var ilk defa. Var böyle bir yemek. Bunun bir, saygı bir sürü evet. Türlüsü de var. Değişik malzemeli olanları da var. Doğrudur efendim. Şöyle söyleyeyim. Tadı damağıma hitap etmedi. Bir de şu bıçakla, bu bıçak çok keskin, çok evet. Tırtırlı olduğu için ben keserken çok zorlandım. Nasıl zorlandın ya? Test ben hatta efendim. Bununla kestim yani. Al bak, o kadar cam diye kesti. Sinem Hanım, şu an ben konuşuyorum. Size ne oluyor ben onu anlamıyorum. Çok özür diliyorum. Ben kestim. Bak, hayır. Sen öyle yani sündürürsen öyle olur. Bak ben de keseyim sana, sevmiyorum şu yemeklerle oynamayın ama. Bak. Ha, demek ki bayan eli olduğu için. Ondan dolayı olabilir. Bayan Eli. Evet eline sağlık. Ben beğendim. Ben gayet güzel efendim. Olmuş. Çiğ kalmışlığı yok. Yoğurtlu ben yememiştim. Hı hı. Genelde farklı malzemelerle yapıyorlar. Kendi tarifin mi var mı böyle bir tarif? Böyle bir normal mantarlı volovan var. Evet. Bir kremalı var. Ben evet. Üstüme yoğurt koyuyorum. O mantarlı böyle ıspanaklı peynirli evet, falan evet. Yapıyorum. Yani çok yoğurtlu versiyonu var. Da güzel. Evet çok çeşidi var. Bence güzel olmuş. Çiğ kalmış. Aynen. Yani burada elbette ki ben demiyorum ki acayip meşakkatli, çok aşamalı bir yemek falan filan demiyorum. Bu Leyla Hanım'ı masadan kovmak istiyorum. Gitsin artık ya, yeter dayanamıyorum daha ilk saatten. Mantarlı volovan yapmıştı bize başlangıç için. Çok güzel bir tadı vardı, çok beğendim. Ecem Hanım'ın Leyla Hanım'ın önünden tabak alması biraz aslında bunların beraber çıkışmasına sebep oldu. Sonuna kadar bekleyeceğiz, Allah sonumuzu hayretsin diyorum.